Günaydın sayın milletvekillerim, kıymetli başkanlarım, sevgili hemşehrilerim, Ahmet oğlumun, Mehmet kardeşlerimin acısını paylaşmak için buraya geldiğiniz için elinize yüreğinize sağlık diyorum. Bizim medeniyetimizde acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaşınca artar. Bugün çok acılıyız. Aile olarak, büyükşehir ailesi olarak, itfaiye daire başkanlığı olarak canlarımızı kaybettik. Can kurtarmak için giden canlarımızı kaybettik. İtfaiye bizim en önemli bölümümüz. Çünkü Rabbim bize şehrin emin demiş. 2 milyon bize emanet. Canı bize emanet. Malı bize emanet. Ailesi bize emanet. Aklı bize emanet. Bu emanetin hakkını vermek için bu ekip gece gündüz çalışır. Cehennem sıcağında çocuklarını, ailelerini korumak, kurtarmak için büyük bir gayret gösterir. Dün yine aynı bilinç, aynı aşkla bu kutsal mesleği yapmak için, bir canı kurtarmak için yeniden yola çıktılar. Rabbim, şuna inanıyorum ki görev şehit olarak sevgili peygamberimizin komşusu oldular. Çünkü görev şehit olmak çok önemli bir makam. Bizim medeniyetimizde bir insanı kurtarmak, insanlığı kurtarmaktık. Bizim medeniyetimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdık. Yaşatanlar ve öldürenler de biz yaşatanların temsilcisiyiz. İyiler ve kötüler dünyasında biz iyilerin temsilcisiyiz. Bu coğrafyanın insanları çok çile çekti. Her 20 Ağustos'ta yaşadığımız bizim acımız daha da depreşti. Kurucu Aile Bakanı iken Necat Vekilim'in telefonuyla başkanım bir ses geldi dedi, karşı yakaya gittik. Karşı yakadaki polis karakolu patlatılmıştı. Her bir çivi hala kabus gibi gözümün önünde. Polislerimiz şehit olmuştu. Annem kendi ayağıyla gittiği hastaneden çıkamamış. Şehitlerimizle birlikte onu ebedi hayata uğurlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız o gün yanımıza geldiler. Acımızı paylaştılar. Diğer 20 Ağustos kına gecesi patlaması. Hayatımın en zor 15 günüdür. Çocuklar, 5 yaş altı çocuklar yok oldu. Birinin ağzı yok, öbürünün burnu yok. Çektiğimiz çileyi bir Allah biz biliyoruz. Bu coğrafyanın anneleri çok ağladı. Dün Remziye annem Ahmet'in cenazesini ararken Kürtçe ağıt yakıyor. Gözyaşının rengi yok. Gözyaşının sınıfı yok. Gözyaşının acısı aynı. Bu coğrafyanın anneleri ağlamasın diye büyük bir gayret gösteriyoruz. Fatma Başkan'ı görünce oğlum öldü o zaman dedi. Remziye annem burada. Bu coğrafyanın anneleri ağlamasın diye gece gündüz çalışmaya size söz veriyoruz. Bu coğrafyanın babalarının direncini artırmak için, bu coğrafya huzura ve mutluluğa ulaşması için hem ben ve arkadaşlarım, bu itfaiye ekibimizin her biri özel seçildi bakanım. Hepsi özel seçildi, buraya giremezler. Aşkla çalışırsan, insan seversen, mesleğini aşkla yaparsan ancak mutlu olabilirsin. Ben her bir arkadaşımla öveniyorum. Mehmet kardeşimin, Ahmet'imin Peygamber Efendimiz'e komşu olduğuna inanıyorum. Rabbim bize bu dünyayı cennete çevirmeyi ve onlarla cennette buluşturmayı nasip etsin diyorum. Doğan Cüceloğlu Hoca diyor ki ölümün saati yoktu. Dün ben onu bütün yüreğimle hissettim. Aldığımız nefesi vereceğimizin garantisi yok. Ölümün saati yoktur diyor. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Sevdiklerinizi kırmayın. Kimseyi üzmeyin. Onların kıymetini bilin. Biz Mehmetlerimizin, Ahmet'imizin kıymetini biliyoruz. Onlar da inanıyoruz ki şu anda dünyanın cennetin en güzel köşesindeler. Ailelerini bekliyorlar Allah'ın izniyle. Bu coğrafya cennete dönüşene kadar hiç durmadan çalışacağız. Ve bu şehitlerimizin ruhuna uygun bir şekilde gereken çalışmayı göstereceğimize inanıyor. Bütün dostlarıma, bütün hemşire